Herkese merhabalar dostlar, ben Sezer. Bugün sizler birlikte Age of History'da Türkler Anadolu'ya hiç girmeseydi ne olurdu adlı videomuzu yapacağız dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama yorumlar kısmında Discord sunucumuz var. Discord'umuza da katılırsanız gerçekten çok mutlu oluruz. Ve arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. İstediğiniz tarih senaryoları, alternatif tarih senaryoları falan varsa lütfen yorumlar kısmı yazmayı unutmayınız. Mesela örnek veriyorum. Dünkü yaptığımız video Türkler Anadolu'yu değil de Avrupa'ya yerleşse ne olurdu hatta videosunu yaptık. Aklınıza böyle içerikler geliyorsa yorumlara yazın. Yapacağımdan %100 emin olabilirsiniz dostlar. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım. Öncelikle editöre giriyorum. Editörden bir senaryo yönetmeninden oynayacağımız senaryoyu seçmemiz gerekiyor. Görüyorsunuz ki burada Türkler yerleşik hayata geçseydi 10 Ocak 2022 senaryosu var. Sonrasında buradan sonraki yapıyorum ve arkadaşlar burayı fullemem lazım. Bakın. Başlangıç nüfusu 100 bin olacak. Ekonomisi şöyle bir 75 bin falan olsun. 72 bin. Evet, 75 bin yapıyorum. Sonrasını aşağı kaydırıp nüfus artışını 25, ekonomimesini 15, hastalıklardan ölüm oranı bu şekilde kalabilir. Arkadaşlar şimdi ben senaryoyu daha önce açmadım ama şöyle bir tahminim var. Şimdi Türkler yerleşik hayata geçseydi Asya'dan hiç çıkmasalardı büyük ihtimal tam bir devlet olarak kalırlardı. Yani kocaman bir devlet olarak kalabilirdik diye düşünüyorum. Eğer sizin de böyle bir tahminleriniz varsa hemen senaryoya geçmeden yorumlara tahminlerinizi yazabilirsiniz dostlar. Şimdi Türkler yerleşik hayata geçseydi senaryomuz ve görüyorsunuz ki dostlar Türkistan Cumhuriyeti adında bir tane devlet olarak kurulmuş durumdayız. Seçeneklerimiz zorluk efsanevi, savaş sisi klasik, oyun hızı %50 iken el saldırıdan da 150'ye çekiyorum. Ve buradan dibeye kaldırıp görüyorsunuz ki 11.358 bin nüfusumuz varken 1.370 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Başkentimiz burada arkadaşlar Tianjin adında bir yer. Ben bu başkenti değiştiririm bu arada. Ben hiç tanımıyorum abi. İlk defa duydum bu arada. Mallarımızı ve yatırımları şöyle standart konularına çekelim. Sonrasında arkadaşlar teknoloji puanlarımızı günümüze uygun bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Mesela ben Asya'dayım. Bence ben vergiyi biraz fullerdim arkadaşlar. Ben bayağı bir vergi alırdım. Ekonomimesini yine aynı şekilde 5 yapardım. Nüfus artışına 10 verirdim. Üretim geliri 5. Şu an çünkü arkadaşlar bayağı büyük bir devletiz ve Çinlileri yok etmişiz görüyorsunuz ki. Zaten şunu ayarlayayım. Bayağı bir konuşacak şeyimiz var. Ordu bakımımızı arkadaşlar günümüze uygun bir şekilde 10 yapardım. Yönetime de 5 verirdim. Az önce konuşamadım. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar İsveç, Japonya ve ortadan Rusya kalkmış durumda görüyorsunuz ki. Rusya diye bir devlet yok. Çin Cumhuriyeti'nde zamanında çok fazla savaşa girdiğimiz için büyük ihtimal Çin'in yarısını yok etmiş. Hatta yarısından fazlasını ele geçirmiş durumdayız. Hindistan aşağı tarafa doğru kaymış. Burada Dravidinya adında bir tane devlet var. Aynı şekilde Japonya, Yakutistan tarafını ele geçirmiş durumda. İsveç buradan ta buraya kadar ilerlemiş arkadaşlar. Görebilirsiniz buradan. Yunanistan biz yokken Anadolu'yu bayağı bir hakim kılmış. Suriye, Diyarbakır'dan üstün tarafına kadar çıkmış durumda. İran, Azerbaycan tarafını ele geçirmiş. Başka şöyle bakıyorum. Almanya, Danimarka diye bir şey bırakmamış. Bu arada İsveç de tabii boş kalmayıp Finlandiya, Norveç gibi her yeri almış arkadaşlar. İngiltere parçalanmış. Yani buradan görebilirsiniz. İrlanda Krallığı kurulmuş. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin içinden Amerika Konfedere Devletleri çıkmış ve bu devletin yönetim biçimi demokrasiye karşı cumhuriyet arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirim sizlere. Meksika biraz daha küçülmüş durumda. Aşağı tarafa baktığımda aşağı tarafta pek fazla değişen bir şey yok zaten. Bunu zaten çoğu senaryo yapımcıları değiştirmiyor. Bazen Afrika'da da oluyor. Afrika'da da değişmemiş durumda. Şimdi arkadaşlar bizim hedefimiz Türkistan Cumhuriyeti olarak Anadolu'ya giriş yapmamız gerekiyor. Yani Anadolu'nun kapılarını yeniden açmamız lazım. Ama bunu İran tarafından mı yapacağız yoksa üst taraftan Kafkas topraklarından mı giriş yaparak yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Ben önce bir ekonomik sıralamamıza bir bakmak istiyorum. Birinci sırada İsveç var. İkinci sırada Türkistan Cumhuriyeti var. Ben herhangi bir şey formlayamıyorum zaten. Yönetim biçimi de Cumhuriyet. Ben bunu monarşi yaparsam ne olur? Şöyle vergilendirmelere bir bakalım. En çok vergi veren hangisi ise ben ona geçiş yapacağım. Evet arkadaşlar, demokraside daha fazla vergi var. Bayağı bir vergi alabiliyorum ama monarşide ben monarşiye geçeceğim ya. Evet, monarşiye geçeceğim. Biraz para biriktirelim sadece. Peki teknoloji haritamız ne durumda? Evet arkadaşlar, Türkistan Cumhuriyeti olarak kalsaymış teknoloji de bayağı bir geri olurmuşuz. Sizler de buradan görebilirsiniz. Yani yokuz abi. Listede yokuz. 45'iz biz. Birinci sırada Singapur var. O zaman biz şöyle yapalım. Önce teknolojimizi arttıralım. Sonra zaten Anadolu'nun kapıları bize açılacaktır diye düşünüyorum. Hedefimizde ya İran var ya da İsveç.
Bu iki devletten birisini yok etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ya yok ettik ya yok ettik. Başka çıkar yolu yok. Ondan dolayı ikisiyle de aynı zamanda ilişki geliştirebiliriz bence. Ve arkamızı güven almak için de Japonları yanımıza çekebiliriz bence. En azından bize savaş açmayacağından emin olmak istiyordum ki adam beni banlamış. Konuşamıyoruz adamla. İsveç de banlamış. İran banlamamış. Tamam, İran'ı yanımıza çekebiliriz. Sonrasında paramız 860 binde falan enflasyona giriyor görüyorsunuz ki. Hemen şöyle araştırmaya biraz para yatıracağım ve sağ olsun oyunumuzu hızlandırıyorum. Yaklaşık 100. turda falan bu paramız tam bir şekilde bitecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada aşağıdan lütfen videomuzu beğenip abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayınız dostlar. Bakın bu bizim için gerçekten çok önemli. Hedefimiz önce 60 bin, sonra 70 bin, sonra da en sonunda 100 bin aboneye varıp en azından bir hedefi tamamlamak arkadaşlar. Sizlerden tek isteğim beğenmeniz ve abone olmanız. Şimdiden teşekkür ediyorum. 188 bin. Paramızın hızlı bir şekilde bitmesini bekliyorum. Paramız bittikten sonra araştırma öyle bir yatırım yapacağım ki arkadaşlar göreceksiniz bak şimdi. Tüm parayı bitirdik. 22 adet teknoloji puanı geldi. Ordu bakımına arkadaşlar 20 veriyorum. Vergi gelirine 15. Buna 10 vereceğim. Üretim çok önemli. Üretim yapmazsanız devletiniz büyüyemez. Evet, şimdi şöyle bakalım teknoloji haritasında yeniden. Türkistan Cumhuriyeti olarak birinci sıraya yerleştik arkadaşlar. Hatta gelin bunu 70-75 üzeri falan yapalım. Devletimiz daha da iyi olsun. Yani savaşmadan bile ben bu devleti ihya ederim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim sizlere. Ve biraz daha para biriktireceğim. Bakalım yine 800 binde falan enflasyona giriyor muyuz? Evet, hala enflasyona giriyoruz. Onun için de yatırımlarımızı biraz arttırmamız lazım. Evet, biraz bekleyeceğiz. Madem param 860 binde enflasyona giriyor, yani paramızın değeri azalıyor, yatırımları fullersek o zaman bizim paramızın değeri artacaktır dostlar. Yani 860 binde enflasyona gireceğine 1 milyon enflasyona girer, daha mantıklı. Biraz bekleyeceğim paramın bitmesini. Evet, şimdi aynı zamanda bu arada teknolojiye de yatırım yapabiliriz bence. Sanki ne olacak ki, değil mi? Evet, benim ekonomisi benim. Bekliyorum. Şimdi izleyelim ve görelim arkadaşlar. Bakalım 860 binde hala enflasyona giriyor mu paramız? Sizce girer mi? Hemen şimdi yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar. 860 binde enflasyonu sizce hissedecek miyiz? Hadi bakalım. Evet, 900 binde hissettik bu sefer enflasyonu. Devletin ekonomisini tam 1 milyona bir sabitlemek istiyorum ama bir türlü yapamadık. Hadi bakalım, yapacağız inşallah bu sefer. 14. Aynı zamanda araştırmaya da biraz yatırım yapalım. Bakın şu an zaten sağ üstten hızını görebilirsiniz da, teknolojinin yükseliş hızını. Bayağı da hızlı bir şekilde artıyor bence. Evet, parayı bu sefer bayağı hızlı bitirdim. Hatta var ya, biraz daha açık kalsın bu bana. Hemen paramızı en azından eksi 1 milyona kadar biraz götürelim. Ondan sonra zaten şu an hem yatırımlara da yatırım yapmaya devam ediyoruz bu arada. Ben parayı bitiriyorum bak. Parayı öyle bir çarçur ediyorum ki yatırımlara yatırım yaparak. Oğlum bu ne garip bir kelime lan. Tamam, bir durdur. Tamam, şöyle baktığımda arkadaşlar hadi bakalım. 900 binde enflasyon görecek miyiz sizce? Yorumlara yazabilirsiniz yine aynı şekilde. Bir yorumu aynı şekilde düzeltip yazabilirsiniz dostlar. Onu da söyleyelim. Şimdi 900 bine adım adım gidiyoruz. İnşallah 900 binde bir enflasyon hissetmeyiz. Evet, 1 milyonda enflasyonu gördük artık. Yeter bizim için. Bu parayı da araştırmaya verdikten sonra ben yoluma bakabilirim bence dostlar. İsveç'te banım kalktı mı, ona da bir bakalım. İsveç'te savaş eşiğine kadar gelmişiz hiçbir şey yapmamama rağmen. Yani garip. Adam bana savaş açacak Rıza Baba. Madem sen bana savaş açacaksın, ben sınıra askerlerimi dizerim kardeşim. Sen beni yok edemezsin. Buraya ben yerleşmişim. Devletimi kurmuşum. Ekonomimi, araştırmamı yapıyorum. Sen gelmişsin bana karşı eksi ilişki geliştiriyorsun. Ben ne yapmış olabilirim ki sana, değil mi arkadaşlar? Yani ben burada kim haklı sizce? Ben haklıyım. Hareket puanımın gelmesini bekliyorum. Benim devletimin niye lideri yok bu arada? Ben onu göremedim. Asker bastığım yerleri daha önce bir daha basıyorum ki İsveç'te savaşa girdiğimizde aynı anda iki tane cepheyi ele geçirebilirim diye. Hareket puanım zaten cayır cayır akıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet, bir kez daha tur geçeceğim. Sonrasında 4000. Tamam, şöyle aslında paramızı o bayağı çarçur etmişiz ha. Helal olsun bize. 19 teknoloji puanı.
Bizi teknolojide yakalayan oldu mu peki? Ona bir bakalım mı isterseniz? Yok, bizi İsveç yakalayacak bir tek. Yani aramızda sadece 5-6 teknoloji puan farkı var. Buradan asker çıkmıyor. Bende asker çıkmıyorsa onda haydi haydiye çıkmayacaktır. Ben de o yüzden arka cepheden asker getireceğim biraz. Yani seni ben bir yok edeyim de aklın başına gelsin. Gel bakalım buraya. Evet, bizim çocuklar buralara yerleşti. Arkadaşlar, ben bu adama şu an bence bir savaş açabilirim. Ne diyorsunuz? Bence şu an bunu yamultabilirim. Öyle bir güce sahibim olduğumu düşünüyorum ve savaşımızı ilan ediyorum. Aynı zamanda zaten İngiltere ile falan da savaşta beni yeneceğini hiç zannetmiyorum. Al abi. Her yere eşit bir şekilde askerlerimi dağıtacağım. Ve herkes bir cepheyi alacaktır bence. Çünkü bu adam benimle ilişkileri kötü ama sınır asker dizme ihtimali yüksek. Bakalım o askerlerin hepsini yok edebilecek miyim? Oynat bakalım abi. Şimdi burada asker yok. Burada var. Burada yok. Var. Yok. Var. Yani belli başlı yerlerde asker var sadece. Evet, şu an çok güzel bir şekilde Rusya'nın içinde geziyoruz arkadaşlar. Al bakalım buradan git. Sen buraya gidiyorsun. Şu an yavaş yavaş Moskova sınırlarına doğru yayılıyoruz bakalım. Ben bir Kafkas topraklarına giriş yapayım. Gerisi kolay. Bunu da söyleyeyim yani. Sen buraya. Hayır hayır sen oraya. Sen buraya bir git bakalım. Abi şöyle baktığında. Hala karşımda bir asker göremiyorum. Evet, bu da bizim bir ayrıntımız ve Kırım Cumhuriyeti'nden bir savaş yedik. Hatta buradan adam vasalı ya, bundan dolayı büyük ihtimal. Sen kimsin oğlum ya? Ya Kırım gelmiş bana savaş açıyor. Şuralardan arkadaşlar bakın. Dağınık bir şekilde askerlerin hepsini parçalayacağım. Sen buraya git. Sen buraya, sen de buraya. Hatta var ya ben bu adamı biraz daha parçalar. Buralardan ilerletirim. Şu an her girdiğim cepheyi kazanıyorum. Kırım'a girdikten sonra oradan da Anadolu'ya geçiş yapar tabii ki de oyun. Yani ben geçiş yaptırırım. Tamam, çok güzel. Bu da tamam. Abi şu an var ya İsveç'in içinden geçiyorum. İsveç yani hiçbir cevap bile vermiyor. Bu adam beni yok ediyor galiba. Neyse biraz daha bekleyeyim. Şu an o kafada. Evet sonunda bir atak gördüm. Atak helikopteri gibi bana saldırdı ama. Benim sınırda çok fazla askerim olduğunu unuttu galiba. Arkadaşlar an itibariyle Kafkas topraklarının içinde geziyorum şu an. Şu an. Şu an. Şu an aslında barış yapsak yapar mı? Çünkü Kırım'ın topraklarına gelince duracağım. Arkadaşlar dünyada en sevmediğim cephe Rus cephesi. Yani Rusya'nın o kadar içinde toprak var ki. Her yeri teker teker almak beni yoruyor. Ve oyunda en sevdiğim huy da bir devletin mesela güçlü bir devleti. Bir kere yendiniz, sonra bir kez daha yendiniz. Artık o devlet sizin için kolayca girip çıkabileceğiniz bir yer oluyor ya. Çok güzel duygu abi. O devlet artık size karşı veremiyor. Karşılık veremiyor daha doğrusu. Tamam, çok güzel. Evet, 46 bin askerle geldi. Bir barışımız var gibi. 46 bin askeri görünce Sezar olur gibi abi. Bak ben kötü anlaşma yapmayı sevmiyorum. Bana buraları verme. Bu bir yıldızlık toprakları alacağım ama. Kafkas topraklarını alırım daha mantıklı abi.
Değil mi abi? Böyle gel bakalım. Hatta var ya şu denize de bir giriş yapayım. Artık bu denizden de her yere rahatça açılırım ben. Arkadaşlar şu an zaten videomuz 15 dakikaya da gelmiş. İsterseniz ikinci bölümünü çekerim. İsterseniz tabii ki de. Şu anlık bu şekilde kalsın. Videoyu yetiştirmeye çalışacağım çünkü şimdi de. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere dostlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay dostlarım.